Herkese merhabalar. Lezzet Sistem'e hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan puf puf kabaran, içine yağ çekmeyen çok lezzetli kıymalı pişi tarifimiz var. İsterseniz hamurunu akşamdan yoğurup sabah sadece şeklini verip kızartabilirsiniz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Malzeme listesini açıklamalar kısmına yazıyorum ve kıymalı pişi tarifimizin yapımına geçiyorum. Tarifimiz için yoğurma kabına 200 milimlik bardak ölçümle 1,5 su bardağı ılık su, yarım çay bardağından biraz az olacak sıvı yağ, 1 çay bardağı ılık süt, 1 paket instant kuru maya, 1 çay kaşığı toz şeker, çırpma teliyle karıştırıyorum. Daha sonra birkaç aşamada un ekleyeceğim. Karışımın içerisine önce undan biraz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı üzerine tuz ilave ediyorum. Kaşıkla karıştırıyorum. Tekrar azar azar un ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Hamur ağırlaştığı için kaşığı bırakıyorum. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Kontrollü un ekleyerek hamuru toparlıyorum. Daha sonra 3-4 dakika güzelce yoğuruyorum. Hamurun kıvamı ele yapışmayan, yumuşak ve güzel yoğrulmuş parlak bir hamur olmalı. Gördüğünüz gibi artık elime yapışmıyor. Hamurun kıvamı da gayet yumuşak. Hamurumuz için ben toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Unun kalitesine göre un miktarı az da olsa değişebilir. O yüzden unu her zaman kontrolle ekliyoruz. Ele yapışmayan yumuşak ve parlak hamurumuz hazır. Üzerini kapatıyorum. Mayalanması için ılık ortamda bekletiyoruz. Hamur mayalanırken içine kullanacağım kıymalı harcımızın yapımına geçiyorum. Uygun bir tavanın içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ ve yemeklik doğranmış bir tane büyük boy soğanı orta ateşte hafif kavuruyorum. Üzerine 250-300 gram kadar kıymayı ekliyoruz. Kıyma suyunu çekene kadar kavuruyorum. Üzerine 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. İstediğiniz baharatları ve bir miktar maydanoz da ekleyebilirsiniz. Kıymalı iç harcımız hazır. Ocaktan alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. 1 saat sonra hamur mayalanmış, iki katına çıkmış. Üzerini açıyorum. Elime yapışmasın diye hafif un serpiyorum. Maya kokusunun çıkması için havasını alıyorum. Ve un serptiğim tezgaha alıyorum. 5-10 saniye elimle hamuru toparlıyorum. Rahat çalışabilmek için hamuru 3 eşit parçaya bölüyorum. Parçaları beze yapıyorum. İsterseniz hamurdan fazla geldiğini düşünüyorsanız bir miktar ayırın, buzdolabına kaldırın. Ertesi gün kızartabilirsiniz. Ben bir kısmını ertesi gün kızartmak için ayırdım. Bazen bu şekilde yapınca bana kolaylık oluyor. Hamur yoğurmakla uğraşmıyorum. Sadece kızartma işlemini yapıyorum. Bezeleri yaptıktan sonra un serptiğim tabağa aldım. Kurumaması için üzerini kapatıyorum. 5 dakika kolay açabilmek için dinlendiriyorum. Bezenin bir tanesini açmak için alıyorum. Altına, üzerine un serpiyorum. Açarken yapışmaması için ara ara yeteri kadar un serpiyorum. Çok ince olmayan, çok kalın olmayacak şekilde hamurumuzu oklava veya merdane ile açıyoruz. Dikdörtgen açarsanız daha iyi olur. Malzeme yerleştirip şekil vermesi kolay olur. Açtığımız hamur ortalama bu incelikte olacaktır. Hamurun ön kısmından 2-3 parmak boşluk bırakıyoruz ve bir tatlı kaşığı hazırladığım harçtan yine 2-3 parmak boşluk bırakarak yerleştiriyorum. Hamurun ön kısmından bıraktığım boş kısmı
harcın üzerine kapatıyoruz. Çay tabağıyla yarım daire şeklinde kesiyoruz. Sonra tekrar malzeme yerleştirmeden önce hamuru kenar kısımdaki fazla olan kısımları hamur kartıyla keserek düzeltiyorum. Ve kıymalı harcı aynı şekilde yerleştiriyorum. Ve çay tabağıyla daire şeklinde kesiyorum. Arada bir çay tabağının kenarlarını una batırıp kesme işlemini yapıyorum. Keserken hamurun yapışmaması için. Ben iç malzeme olarak kıyma kullandım. İsterseniz kıyma yerine farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Peynir, ıspanak, patatesi olarak da yapabilirsiniz. İç malzemesini koyup şeklini verdiğim pişileri un serptiğim tepsiye alıyorum. Hafif un serpilmiş bez üzerinde yerleştirebilirsiniz. Üzerini bezle örtüyorum. Yer mayası için bir 10 dakika bekletiyoruz. Tabanına yapışmaması için de arada bir kontrol ediyorum. Şekil verirken kenarlardan çıkan hamurları birleştirdim ve beze yaptım. Bir buzdolabı poşetine koydum. Bunu ertesi gün değerlendireceğim. Bana da kolaylık olacak. 10 dakika sonra gördüğünüz gibi şeklini verdiğimiz hamur ikiye katlanmış. Artık kızartabilirim. Kızartmak için uygun bir tavaya yeteri kadar sıvı yağ alıyoruz. Isınan yağın içerisine birkaç tane pişiden alıyoruz. Üst kısım kabarıp pofidik olunca çeviriyoruz. Orta ateşte yakmadan iki tarafını da güzelce kızartıyoruz. Kızaran pişileri kağıt havlu serdiğim geniş bir tabağa alıyorum ve hepsini sırasıyla yakmadan bu şekilde kızarttım. İçine yağ çekmeden puf puf kabaran pişiler yemek için servise hazır. İç dokusunu da görmeniz için bölüyorum ve gördüğünüz gibi içi hamur olmadan, yağ çekmeden güzelce kızarttık. Sizler de çayınızın yanına bu güzel pişi tarifinden yapabilirsiniz. Bir videomun daha sonuna geldim. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.